Mikro insana makro filozoflarca her şeyin çözümünün sunulmuş olduğunu hatırlayınca kendi kendime üzüntüyle gülümsedim. Sözde Hristiyan uluslar bunu büyük üstadlarının verdiği tek emir olarak biliyorlardı. Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Başımı iki yana sallayarak bu emrin mikro bir bakış açısından pek uygulanabilir görünmediği olgusunu kabul ettim. Ancak bana daha geniş bir bakış açısı, makro görüş sunulmuştu ve ben şimdi bu sorunu çözmek Böylece 2150'de sevgili Leam'a geri dönebilmek için bu bakış açısını kullanmalıydım. Böylece tutsaklarımı polise teslim edemezdim. Ama onları tuttukları ölümcül yolda devam etmeleri için serbest de bırakamazdım. Acaba onları iyileştirebilir miydim? Makro güçlerimi kullanarak onları iyileştirmeyi ve eve getirmeyi başarabildiğim gibi çarpık mikro zihniyetlerini iyileştirebilir miydim? Onların zihinlerini kontrol edebileceğimi ve onları sadece benim emrettiğim şeyi yapmaya zorlayabileceğimi biliyordum. Ama zihinlerinin gardiyanı gibi davranarak onları iyileştiremezdim. Bir yolunu bulup mikro varoluşlarının uzun vadede getireceği acı verici ve doyum vermeyici sonuçları görmelerine yardımcı olmalıydım. Bu mucizevi gerçekleştirmenin, bu mucizeyi gerçekleştirmenin bir yolunu bulmayı düşünürken bir yandan da bir tepsiye iki kase, iki kaşık, bir kutu süt, bir kutu tahıl gevreği koyup adamların bulundukları daireye çıktım. İçeri girdiğimde hala hipnotik etki altında uyuyorlardı. Onları çabucak uyandırıp mutfağa götürdüm ve hepimiz mutfak masasının çevresine oturduk. Başlangıçta bana korkuyla baktılar ama ben benim konuğum olduklarını, bedenlerini iyileştirdiğimi ve şimdi zihinlerini iyileştirmeye çalışacağımı söyleyince korkuları kuşkulu bir şaşkınlığa dönüştü. Eğer biz bunu başarırsak polis korkusu olmaksızın doyum verici yeni bir hayata başlamakta özgür olacaklarını söyledim. Eğer biz bunu başaramazsak en azından eşit sorumluluğa sahip olacakları bir ortak girişim fikrini geliştirmeye başlamak için bir sözcüğünü vurgulamıştım. Onlara ıstırap ve mutsuzluk dolu bir gelecekten başka bir şey vaat edemeyeceğimi söyledim. Grip uzun olanı başını kaşıdı, bıyıklarını çekiştirmeye başladı ve en sonunda ''Ne oluyor anlamıyorum, bizi buraya nasıl getirdin ve nasıl oldu da polis çağırmadın?'' dedi. Bu iki soruyu nasıl yanıtlamam gerektiğini pek bilemiyordum. Bu yüzden biraz düşündüm. Sonra sizi buraya getirebilmek için hipnotize ettim dedim. Sizi polise teslim etmememin nedeni ise biraz karışık. Bakın, o iki öğrencinin tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sizin sorumlu olduğunuzu biliyorum. Ve eğer sadece cezalandırılmanızı isteseydim sizi polise teslim ederdim. Ama bir kumar oynamaya karar verdim. Size farklı tipte bir yaşam göstereceğim ve bu yaşam size o kadar çekici gelecek ki bir daha asla kimseye zarar vermek istemeyeceksiniz. Hey diye bağırdı Cud. Yoksa sen o dindar kaçıklardan biri misin? Bizi günahlarımızdan arındırmaya mı çalışacaksın? Başımı iki yana sallayarak hayır dedim. Sadece size bazı şeyler anlatacağım ve eğer söylediklerim size mantıklı gelmezse sizi serbest bırakacağım. Böylece istediğinizi yapmakta özgür olacaksınız. Bana kuşkuyla baktılar. Sonra Griff, "Şimdi çıkıp gitmemizi nasıl engelleyebilirsin?" diye sordu. Koridora açılan kapı çok kızgın dedim. ''Açmaya çalışırsanız yanacaksınız. Aynı şeyin pencereler içinde geçerli olduğunu göreceksiniz.'' Buna inanmadıklarını görebiliyordum. Her ikisi de ayağa kalktı ve Griff ''Sen tam bir kaçıksın'' dedi. ''Kapıda hiçbir şey yok. Belki de bizim size tedavi etmemiz gerek.'' Kapıya ilk ulaşan Jude oldu. Kapıyı açmak için uzandı ama kapı koluna dokunur dokunmaz bir çığlık atarak geriye çekildi. ''Ah!'' diye feryat ederek elini serinletmek için havada sallamaya başladı. Lanet olsun bu deli bir herif. Haklı, elime baksana. Kızarmış olan elini grif'e gösterdi. Grif belki de Jude'un canının gerçekten yandığını kabul etmişti. Çünkü bana dönerek acı bir alayla pekala dedi. Bu küçük numarayı nasıl çevirdin? Her ikinizi de kapının çok kızgın olduğunu inanmanız için hipnotize ettim diye açıkladım. Sizin bu konuda yapabileceğiniz bir şey yoktu. Çünkü bilinçli zihninizi değil bilinçaltınızı etkiledim. Bilinçaltınız benim telkinlerimi taşıdığı sürece bu kapıdan dışarı çıkamayacaksınız. Cud hala elini tutarak bana öfkeyle baktı ve eğer her şey sadece benim zihnimdeyse o zaman elimde bu lanet olası kabarcıklar nasıl ortaya çıktı dedi. Çünkü bedeninin sadece zihninin onu yapmaya yönlendirdiği şeyi yapabildiğini bilmelisin diye yanıtladım. Zihnin de elinin yandığına inandığından Sinirlerine acı uyarımı yapmaya ve salgı bezi sistemini kabarcıklar üretmeye yönlendiriyor. Tamam dedi Griff başıyla onaylayarak. Verdiğim bilin dersini aldık ama şimdi zihinlerimize müdahale etmeye bırakmaya ne dersin? Bu sabah şanslıydın ama şimdi ikimize karşı birden koyabileceğini düşünmüyorsun değil mi? İstersek şimdi seni iki parçaya ayırabiliriz. Bu sabah bir hata yaptım diye itiraf ettim. Şimdi bunun bedelini ödüyorum ama sizinle tekrar dövüşmeyeceğim. Cud, yani sadece orada durup seni parçalamamıza izin mi vereceksin diye dudak büktü. Hayır bayım, sen deli gibi dövüşüyorsun. Bunu bu sabah gösterdin. Şimdi de yumruğumuzu kaldırdığımızda aynı şeyi yapacaksın. Hayır yapmayacağım diye karşılık verdim. Yapmak zorunda değilim. Şu andan itibaren eğer birine zarar vermeye kalkışırsanız sadece kendinize zarar vereceksiniz. Bana kuşkuyla baktılar. Bunun üzerine eğer bana inanmayı öğrenmediyseniz deneyip bizzat görebilirsiniz. Ama yine de sizi uyarıyorum. Sadece kendi kendinizi inciteceksiniz dedim. Cud, çaksana bir yumruk grif diye teşvik etti. Blöfünü gör. O da senin gibi yaralansın mı diye sordum. Griff sakınarak ve aşikar bir tereddütle bana yaklaştı. Sonunda bana vurabilecek kadar sokuldu ve korkutucu olduğunu umduğu dik bir bakışla bakmaya başladı. Ben ayakta durmuş ona gülümsüyordum. Unutma dedim, seni uyardım. Başkalarını zarar vermeye kalkışırsan sadece kendine zarar vereceksin. Tamam dedi Griff, sana inanıyorum. Seni incitmeyi düşünmüyorum. Sonra geri dönüyormuş gibi yaptı ama birden durup çeneme doğru aşağıdan yukarıya bir yumruk çıkardı. Griff'in de biraz sonra anladığı gibi bu çok güçlü bir yumruktu. Çünkü benim çenemi yalayarak bir bumerang gibi kendi çenesine çarptı ve dengesini bozarak küt diye yere düşmesine neden oldu. Ne oluyor ya diye bağırdı Cud. Sen yerinden bile kımıldamadan Griff kendini yere devirdi. Kahretsin ne oluyor? Size söyledim ama bana reddettiniz inanmayı. Bana inanmaya başlamak için kendinizi daha ne kadar yaralamanız gerekiyor? Griff ayağa kalktı ve ağrıyan çenesine dikkatle dokundu. Sonra şiddetle üzerime gelip hemen önümde durdu. Gözleri öfke ve şaşkınlık karışımı bir ifadeyle doluydu. Yumruğunu kaldırdı, sonra duraksadı. Ardından işaret parmağını uzatarak göğsümü dürtmek istedi. Ama parmağının dönerek kendi göğsünü dürttüğünü şaşkınlıkla gördü. İşte bundan sonra bana düşünceli bakışlarla bakmaya başladı. Onun söyleyeceklerim üzerine gerçekten düşünmeye, hazır hale gelmeye başladığını hissettim. Eğer bir şeyin doğru olduğunu düşünürseniz, onun gerçek sonuçlar yaratabileceğini gördünüz dedim. Size düşünme biçiminizin başınıza gelen her şeye neden olduğunu göstermeye çalışıyorum. Olumsuz biçimde düşünmeniz bizim için olumsuz sonuçlar yaratır. Olumlu biçimde düşünmeniz ise olumlu sonuçlar yaratır. Saçma diye bağırdı Cud. Şimdi de olumlu düşünmenin olumlu düşünmenin gücü konusunda bize vaaz vereceksin öyle mi? Hayır dedim. Size bunu kanıtlayacak bir gösteri sunacağım. Şu andan itibaren herhangi bir konuda, herhangi bir nedenle düşündüğünüz her öfkeli düşünce şiddetli bir baş ağrısına neden olacak. Bu ağrı sadece öfkeli düşünceleri barındırdığınız sürece devam edecek. Of İsa aşkına diye bağırdı Cud eliyle alnını tutarak. Griff ne oluyor diye sordu. Bu o çocuğu başına hançerli, başıma hançerler saplıyor diye bağırdı Cud. Of bu beni öldürecek durdur şunu durdur. Bunu durdurabilecek tek kişi sensin Cud diye açıkladım. Benimle ilgili öfkeli düşünceler düşünmeye bırakırsan ağrında kesilir. Dediğini yap Cud diye akıl verdi Griff. Bu piç bize büyü yaptı sanırım dediğini yapsan iyi olur. Görünüşe göre ağrı cud'un başka bir şey düşünemez hale geldiği bir noktaya erişmiş ve öfkeli düşünceler bu ağrıdan kurtulma yolunu arayan düşüncelerin arasında yok olmuştu. Acının çarpıttığı yüzü yavaş yavaş gevşedi. Gömleğinin koluyla alnını silerken ağrıdan kurtulmanın verdiği rahatlamayla iç geçirdi. İşte dedim, yapman gereken tek şey buydu. Öfkeyle düşünmeyi bırakınca baş ağrında geçti. Şimdi sizi yalnız bırakacağım. Böylece söylediklerim üzerinde düşünebilirsiniz ve onların doğruluğundan hala kuşku duyuyorsanız onları sınayabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Evet dedi Griff. Bizi burada ne kadar alıkoymayı düşünüyorsun? Sizi yarın sabaha kadar idare edecek gevreğiniz sütünüz var. Sabah tekrar geleceğim diye yanıtladım. Griff, sen tıpkı aynasızların insanları kodeste tutması gibi bizi burada tutuyorsun diye karşı çıktı. Ve sonra bana dönüp tükürdü. Bir an sonra bir eliyle yüzünü silerken öbürüyle zonklayan alnını tutuyordu. Bunu demek istemedim diye inledi. Özür dilerim kahretsin özür dilerim dedim. Beni ikna etmek zorunda değilsin diye karşılık verdim. Öfkeli olmadığına kendini ikna et. O zaman baş ağrın geçer. Pekala yarın görüşürüz. Size seveceğim mutlu düşünceler dilerim. Sonra onları bırakarak Carl ve Neda'nın dairesine indim. Vakit öğleyi epey geçmişti ama Neda'nın az önce hazırladığı hafif bir yemeğe katılmak üzere oraya tam vaktinde gitmiştim. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için benim karnımı doyururken daha çok onların konuşmalarına izin verdim. Yemekten sonra o gün o saate kadar yaşadığım şeyleri onlara anlattım. Beklediğim gibi Karl tutsaklarımı polise teslim etmekten yanaydı. Kadınlara saldıran iki adamın yeni eşiyle aynı binada bulunmasını hiç hoşlanmamıştı. İskemlesini Neda'nınkine yaklaştırarak kolunu korumak istercesine onun omuzlarına doladı. Ancak Neda bu adamları iyileştirmeye çalışma fikrini destekliyordu. Her şeye rağmen Carl dedi. John'un benim için yaptıklarına bak. Eğer o benim durumumda olduğu gibi çirkin bir domuz kulağından ipek bir kese yapabiliyorsa neden bu serserilerden de mucize yaratamasın? Ah evet diye yanıtladı Karl. Ama ben de John'un makro felsefeyle ilgili, John'dan makro felsefeyle ilgili bir şeyler öğrendim. Ve John'un da kabul edeceği gibi yardım istemeyen birine yardım edilemeyeceğini biliyorum. Kişi aktif bir biçimde işbirliği yapmalıdır eğer senin yeterli arzun ve inancın olmasaydı john sana yardım edemezdi bu doğru diye onayladım ondaki değişikliklerin kalıcı olabilmesi için neda'nın onları arzulaması ve olacaklarına inanması gerekiyordu İşte görüyorsun dedi Karl kaşığı havada sallayarak. Daha bu serserilerle işe başlamadan kaybettin. Çünkü onların buna olabileceğine inanmaları şöyle dursun. Birden örnek yurttaş haline gelmeyi arzulamadıkları kesin. Bu konuda haklısın Karl diye kabul ettim. Şu anda gerekli arzu ve inançtan kesinlikle yoksunlar. Ama yarından itibaren söylediğim herhangi bir şeyin doğrultusunda kuşkulanmadan önce iki kere düşünecekler. Ve yarın onlara makro felsefe öğretmeye başlayacağım. İşte bu saçma diye karşı çıktı Karl. Çünkü bunlar bu dünyanın mikro insanların en düşük tipi ve sen makro perspektifin mikro insana mantıklı ve anlaşılır gelmediğini defalarca söyledin. Aslında mikro bakış açısından her şeyin bir olduğu kavramı doğru değildir. Vaktini neden boşa harcıyorsun John? Neden onları doğrudan polise teslim etmiyorsun? Sen böyle insanlarla oyalanmak istemezsin. Bunlar son derece hasta ve tehlikeli insanlar. Bunlar şeyi hak etmiyorlar. Bu genç adamların yardım hak etmediklerini mi söyleyeceksin diye sözünü kestim. Eğer öyleyse seni uyarıyorum. Başkalarını nasıl yargıladığına dikkat et. Rana'nın İsa'dan alıntı yaptığı uyarıcı sözleri hatırla. Onların yardıma değmediğine karar verirken önce kendine aynı yargıyla hüküm ettiğini, mahkum ettiğini bilerek iyice düşün. Carl yanıt vermek için ağzını açtı ama ne de parmağını yumuşak bir tavırla onun dudaklarının üzerine koydu. Lütfen Carl dedi. John'un söyledikleri üzerinde düşün. Her şey bir yana sırf böyle suçlayıcı düşünceler düşündüğü için John'un 2150 ile olan bağı koptu. Bugünlük bu kadar trajedi yeter. Neda'nın Karl üzerinde benim hiç sahip olmadığım doğal bir ikna etkisi vardı. Bu yüzden onun başarıyla onaylayıp Neda'nın bakış açısını kabul ettiğini görünce şaşırmadım. Ha aklıma gelmişken Karl dedim. Senin için bir sakıncası yoksa Neda günlüğümü daktilo ile yazabilir mi? Yeni konuklarımız bu hafta sonunda günlüğüme yazdığım şeyler üzerinde düşünebilecek hale geleceklerini umuyorum. Eğer ona inanabilirse, o zaman belki bir makro hayatı nasıl yaşayacaklarını öğrenmeye başlamak isteyebilirler. Neda hemen işe koyulmak istedi ama konuşmamız sona erdiğinde gün bitmiş akşam olmuştu. Onlardan ayrılırken Neda'nın karla makro toplumun ve makro felsefenin ana ilkelerini benden çok daha kolay kabul ettirebildiğine ikna olmuştum. O gece erken yattım. 2150'de uyanamayacağımı biliyordum ama Griff ve Jude da sabah erkenden çalışmaya başlamak istiyordum. Sonraki üç gün o zamana dek geçirdiğim en bunaltıcı ve gerilimli günler arasında sayılabilirdi. Görünüşe göre tutsaklarım çoğu zaman baş ağrısı çekiyor, bu onları kızdırıyor, kızgınlık baş ağrısı yapıyor, bu onları yine kızdırıyor, kızgınlık daha fazla baş ağrısı yapıyor ve bu böyle sürüp gidiyordu. Düş kırıklığı ve öfkeyle bana birkaç kere saldırmaya çalıştılar ve elbette sonuçta sadece kendi canlarını yaktılar. Hatta iki kere de kapı kolunu tutup ellerini yaktılar. İlk başta onlara verdiğim basit dersleri öğrenmektense bu kadar acı çekmeyi yeğlemelerine şaşırdım. Ama sonra anladım ki insan kendi yaşam durumunun sorumluluğundan kaçma alışkanlığından çabucak kurtulamıyor. Hem Griff hem de Jude hoşlarına gitmeyen ayrıntıları unutma konusunda uzmandılar. Böylece kendi öfkelerinin baş ağrıları ürettiğini, kapının kızgın olduğunu, ve eğer bana vurmaya çalışırlarsa kendilerine vurmuş olacaklarını sürekli unutuyorlardı. Elbette eğer kaçmayı beceremedikleri için bu kadar öfkelenmeselerdi çok daha hızlı öğreneceklerdi. Ama Rana'nın bir keresinde açıkladığı gibi tüm öfke bir şeyi kötü olarak niteleyip sonra o kötü ya da arzu edilmez durumu değiştirmekte yetersiz kaldığını hissetmenin neden olduğu bir kendine duyulan öfkeydi. Mikro insan genellikle kendi nahoş deneyimlerinin sorumluluğunu kabul etmeyi reddettiği için suçu bilinçsizce başkalarına yansıtıyordu. O zaman kendine karşı duyduğu öfkeyi ve nefreti de başkalarına yansıtmakta kendini haklı görüyordu. Ay burası güzelmiş. Bunu bir kere daha okuyalım. Mikro insan genellikle kendi nahoş deneyimlerinin sorumluluğunu kabul etmeyi reddettiği için suçu bilinçsizce başkalarına yansıtıyordu. O zaman kendine karşı duyduğu öfkeyi ve nefreti de başkalarına yansıtmakta kendini haklı görüyordu. Bu gerçeği reddetme teknikleri geçici bir süre işe yaradığından ve mikro insan onların geçici olduğunu unuttuğundan bu davranış tipi devam ederek daha da güçlü bir alışkanlığa dönüyor ve en sonunda değiştirilmesi son derece zor hale geliyordu. Griff ve Jude da aynı tehlikeli, bu benim hatam değil, kısır döngüsünü görüyordum ikisinde de. Kendi yaşamıma baktığımda da bu kalıbın defalarca tekrarlandığını görebiliyordum. Sadece şimdiki yaşamım değil, incelediğim bazı geçmiş yaşamlarımda da aynı dersi görüyordum. Tüm sorunlarıma şu makro gerçeği kabullenmeyi reddetmemden dolayı kendim neden olmuştum. Tüm öğrenim, insanın kendi hatalarının öğrenim değerini hatırlamasına, kendi hatalarının aldığı dersi hatırlamasına ve onu kabullenmesine dayanır. Bir kez daha şu kadim gerçek ortaya çıkıyordu. Geçmişini unutan onu tekrarlamaya mahkumdur. Karl tutsaklarıma dayattığım aynı koşullarda yaşamanın daha iyi olacağı konusunda beni daha ilk günün sonunda uyarmıştı. Mikro öfke alışkanlığına her kapıldığımda baş ağrısı çekmeye gönüllü olduğumu ona açıkça söyledim. Daha geniş bir perspektife sahip olduğumdan kesinlikle öfkelenmeyeceğime emindim. Ama ancak bütün hoşnutsuzlukların ve tatminsizliklerin biraz öfke yarattığını o anda idrak etmemiştim başka bir deyişle herhangi bir şeyi iyiyle kıyaslayıp kötü olarak gördüğümde öfke duydum ve ikinci gün ben de başarıları çekmeye başladım. Makro perspektiften her şeyin hem iyi hem kötü, hem çirkin hem güzel, hem başarısızlık hem başarı olduğunu idrak etmiştim. Ama paranın iki yüzünü de görmekte ya da dengeli makro bakışla görmekte ne kadar yetersiz olduğumu fark etmemiştim. Tutsaklarımı daha olumlu düşünmeyi öğrenmeye yönlendirmek için dahice olduğunu düşündüğüm bir plan tasarlamış olan ben şimdi kendi oyunuma düşmüştüm. Üçüncü günün sonunda Griff ve ile birlikte en şiddetli baş ağrısını çekme konusunda adeta baş başa yarışıyorduk ve ben bir baş ağrısı ileride olduğuma bahse girebilirdim. Çok şükür ki dördüncü gün durum düzelmeye başladı. Buna birkaç şey neden olmuştu ama en önemli etken ne de oldu. Ne de günün akşamında ne kadar perişan olduğumu görünce, günlüğün daktüre edilmiş sayfaları ile birlikte Griff ve Cudu görmesine izin vermemiz için bize adeta yalvardı. Hem Karl hem de ben buna karşı çıktık. Ama Neda bu iki adamın ona yapacakları her şeyin kendilerine geri döneceğini, bu yüzden zarar görmeyeceğini söyleyerek diretti. Ben bunun almak istemediğim bir risk olduğunu söyleyerek karşı çıktım. Ama Neda ile tartışmak sadece baş ağrımı arttırdı. Bu da onun haklı olabileceğini düşünmeme neden oldu. Böylece onu korumak üzere yanında bulunmak koşuluyla istediğini yapmasına boyun eğdim. Karl biraz daha direndi ama sonunda Neda onu tatlı bir dille ikna etti. Sonuçta Neda ile birlikte tutsaklarımızı görmeye gittik. Neda dairenin kapısını açmasını rica ettim Neda'dan. Çünkü kendi hükmümü kendim deneyimlemeye başladığımdan kapı kolu şimdi benim ellerimi de yakıyordu. O gün Neda çekiciliğiyle bu iki adamı kısa sürede adeta büyüledi. Böylece çok geçmeden Griff ve Jude'un baş tamamen geçti. Neda da günlüğümü bize okumaya başlayarak orada kalışını uzatmayı başardı. Griff ve Jude'un günlükte anlatılanların sadece saçma bir fantezi olarak göreceklerinden, daha ötesine henüz hazır olmadıklarından emindim. Ama Neda okudukça ve arayı keserek yorumlar yapıp onların sorunlarına açıklayıcı yanıtlar verdikçe her ikisi de günlüğümde yazılı deneyimlerle Öyle ilgilenmeye başladılar ki Neda'nın okumayı kesmesini istemez oldular. Sayfa e, 253'te bırakıyorum.